Bir günde iki kadın daha. Cümle çok kısa. Bir çırpıda çıkıveriyor ağızdan ama söylendiği kadar kolay değil yaşanan da, yaşatılan da. Biri Eskişehir'de, diğeri Düzce'de. Gencecik iki kadın eşleri tarafından katledildiler. Ve haberler duyulduktan sonra neden sorusuna cevap arandı yine. Her zaman olduğu gibi. Hiçbir cevap kabul edilebilir değil elbette ama bunu yapanların bir cevabı, bir gerekçesi vardı yine. Hak gördüler can almayı kendilerine. Ve ölen yine kadınlardı. Eşin neden öldürdü? Karısını üç yerinden bıçaklayarak katletti. Cinayet değil, intihar dedi. Dövmüş, darp etmiş. Vücudunda zaten birkaç darp izleri vardı kardeşimin. Eskişehirli Fidan çifti 3 yıl önce evlenmişti. İddia o ki Ferhat Fidan'ın psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden polisi bırakmak zorunda kaldı. Eşi Hafize Fidan'a şiddet uyguluyor, ailesiyle de görüştürmüyordu. Hakaretler yağdırıyordu. Gelirim, öldürürüm, asarım, keserim, yakarım, hepinizi racizerim. Kahvaltı sofrasında kıskançlık tartışması kanlı bitti. İddiaya göre Ferhat Fidan eşini 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuları ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırıldı. Ama genç kadın kurtarılamadı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı eş kendini böyle savundu. Eşin neden öldürdü? Ancak intihar iddiası onu kurtaramadı. Kasten öldürme suçundan tutuklandı. Düzceli Pirdal çifti arasındaki tartışmanın sebebi de iddiaya göre kıskançlıktı. Zira Pirdal iki çocuğun annesi Özlem Pirdal'a ekmek bıçağıyla saldırdı. Genç kadın orada can verdi. Pişman mısınız? Yok. Cinayetin ardından Ziya Pirdal iddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısıydı. Polise teslim oldu. O sorguya alınırken Özlem Pirdal'ın cenazesi de yakınları tarafından memleketi Samsun'a gönderildi.